Gündemin İçinden programıyla karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarını bugün CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'yla değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Çok önemli konular var. Aslında gündem çok sık değişiyor Türkiye'de ama son dönemdeki yargı kararları özellikle gündemin en önemli maddelerinden biri ki onlardan biri de dün Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği temiz kararıydı. Ergenekon adı verilen davayla ilgili. Temiz duruşmaları Ekim'de bitmişti. 6 aydır bu karar bekleniyordu aslında. 9 yıl süren bir davada hukuk dersi gibi bir karar çıktı aslında, evet. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nden bir örgüt yok. Deliller özellikle temel olarak gösterilen dijital veriler hukuk dışı yollarla üretilmiş ve bu şekilde dosyaya konmuş dedi Yargıtay. Ve bir örgütün olmadığına ilişkinde bir karara varmış oldu. Üsul yönünden bozdu ve tüm süreç şimdi tekrar, yani bu yargılama süreci yerel mahkemede tekrar başlayacak. Dilerseniz önce karar üzerinden genel olarak bir değerlendirmeyle başlayalım. Siz nasıl buldunuz kararı? Böyle bir karar bekliyor muydunuz? İşin doğrusu bekliyorduk. Ama Türkiye'de her şey olabiliyor. Sürprizler her zaman için söz konusu olabiliyor. Onun için %100 böyle bir karar çıkar demiyorduk. Dünkü karardan sonra gerçekten sevindik. Biz dün kapalı bir grup toplantısı yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Orada da bunun mağdurları olan Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Dursun Çiçek birer konuşma yaptılar. Onlar da çok duygusal konuşmalardı. Tabii ki etkilendiler. Biz de etkilendik. Biraz şimdi, detay alabilir miyiz? Yani süreci mi hatırlattılar o konuşmayı? Süreci hatırlattılar. O süre içerisinde bizim desteğimiz için teşekkür ettiler. Biliyorsunuz geçen dönemde değerli Haberal Hocam bu sürecin içerisindeydi. Çok büyük sıkıntılar çektik aslında. Yani ben de çok duygulandım. Geçen dönem ilk konuşmalarımdan bir tanesini hiç unutmuyorum. Gece saat 11 gibi yapıyorum. O gün de Sayın Balbay'la Tuncay Özkan'ın ve Haberal Hoca'nın tutuklanmaları ile ilgili bir özel gündü. Tam hatırlamıyorum şimdi. Ama olayı çok net hatırlıyorum. Bütün arkadaşlar çıktıklarında bu hocamızı ve arkadaşlarımızı anarak sözlerine başladılar. Ben de öyle başladım gece 11 olmasına rağmen. İktidar milletvekilleri AKP sıralarından gülüşmeler oldu. Hala mı bu saatte de mi bu şeyi terennim ediyorsunuz gibi. Allah dedim sizlerin hiçbirisini bu günleri yaşatmasın, buna benzer günlerde yaşatmasın. Yani çok insafsız, çok zalim günlerdi. İnsanların birbirini anlaması çok zordu. Yani bütün bu olaylardan sonra bakın bunlar bizim ordumuzu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çok derinden etkiledi. Üniversitelerimizi çok derinden etkiledi. Büyük sıkıntılar doğdu. Gazete dünyamızı, aydın dünyamızı çok derinden etkiledi. Bütün bunlardan sonra, bu kadar Türkiye etkilendikten sonra dün çıkan kararla bütün bunların ne kadar saçma, boş, hukuksuz, gerekçesiz olduğunu öğrendik. Ve bütün bunlardan sonra biz bu, affedersiniz, haltı neden karıştırdık diye sormadan edemiyor insan. Yani bütün bunları o birleştirilen davalara falan bakıyorsunuz. Türkiye kendi kendine ne kadar zarar vermiş. Biz diyoruz ki dış düşmanlar, şunlar bunlar ama bakın iktidarın kendi yaptığı, kendi ülkesine, kendi ordusuna, kendi üniversitesine verdiği zarar hepsinden çok daha büyük. Evet. Ve dün neler söylemişti, bağırsakları boşaltılan bir Türkiye bilmem ne. Bugün Sayın Arınç'ın, o günlerin başbakan yardımcısı Sayın Arınç'ın bugün biraz önce açıklamaları var. Ergenekon kararı, Yargıtay'ın kararı çok doğrudur diyor. Yani çok şükür ben şükrediyorum. Hiç açıklama değil mi? Bu açıklamalar için şükrediyorum ama öbür taraftan da üzülmeden edemiyorum. Nereden nereye geldi ve biz bir şey daha söyleyeceğim vatandaşımıza. Biz bu insanları seçiyoruz tekrar. Ülkeye bu kadar zarar veren ve yıllar boyu bu zararlar telafi edilemeyecek, bu verilen zararlar. Bunları bilsinler. Peki davaya ilişkin siz de aslında dikkati çektiniz. Özellikle o hukuki süreç yıllar boyunca hapis yatan insanlar bu davayla birlikte ve çoğu aslında hep aynı soruyu sormuşlardı. Biz neyle suçlanıyoruz? Suçumuz ne? Ne yapmışız? Tabii.
somut olarak bizim karşımıza konsun hangi suçu işlediysek diye. Ve genel olarak aslında dijital veriler ve gizli tanıklarla yürüyen bir dava süreciydi bu. Evet. Dün Yargıtay'daki kararda bunların tümünün hukuk dışı olduğu kararı çıktı. Şimdi dün özellikle avukatlarla yaptığımız görüşmelerde dava sonrasında bu süreç ne olacak? Yani bu 4 yılın, 5 yılın, 6 yılın hapis yatan insanlar bu sürenin cezası bunun, ne olacak? Merhaba, bunlar nasıl karşılanacak? Telafisi mümkün müdür? Mümkün değil tabii ki. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Tuncay Özkan'ın, Mustafa Balbay'ın ya da Haberoğlu Uca'nın ben ziyaretle 6 defa gittim ziyaretlerine. Orada yaşadıklarını, oradaki ortamı, affedersiniz, yandaki hücrede kalıyorlardı. Tuncay Özkan'ın anlattığı. Yandaki hücredeki kişiye sesimi duyurabilmek için ya da onun sesini duyabilmek için, çünkü günlerce ses duymamış, bir kelime duymamış bir insanın ağzından, kimseyi görmemiş. Sesimi duyurabilmek için ya da duyabilmek için, affedersiniz, klozetin içine kafamı sokuyordum diyor, o tarafla konuşabilmek için. Yani bu şartlarda mücadele ettiler. Şimdi bunlara tazminat ödense ne olur? Yani bunun telafisi yok. Manevi bir, denerek bu. Değil mi? Bitirebilecek yani, bir dava değil. Değil tabii ki bu. Yani bu sadece bireysel olarak değil. Bu Ergenekon mağdurları ve onların aileleriyle ilgili ya da kaybettiklerimiz de var arada. Evet. Onlara da rahmet diliyorum. Bunlarla ilgili değil. Bu, tabii ki biraz önce söylediğim gibi bazı kurumlarımızda, çok önemli kurumlarımızda da çok büyük yaralar açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Yani moral olarak evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne epey bir zarar verildi. Üniversiteler için aynı şey geçerli oldu. Üniversite bağımsızlığı için büyük bir sıkıntı getirdi. Medyamız çok büyük bir darbe aldı, çok büyük sıkıntılar çekti. Bunları telafi etmek de çok zor tabii ki. İş dünyamız aynı şekilde. Yani ülkeye zarar verildi bütün bunlarla birlikte. Bunlar nasıl telafi edilecek? Ve o kişilerin o duyduğu o elem, acı, ızdırap ve onların ailelerinin aynı şekilde yaraları nasıl sarılacak? Bunu tazminat ödeyelim, telafi edelim. Yok, yok ki böyle bir şey, bunun tazminatı yok. Yani aslında bu dava boyunca cevapsız kalan tek soru bu olacak galiba. Öyle olacak, evet. Yani o evet. Süreç boyunca siz de söylediğiniz hayatını kaybedenler oldu. Yarbay Ali Tatar mesela dün kardeşi yayınımızdaydı ve gerçekten yürekleri burktu söyledikleri. Yani şu an ben bu kararı duyuyorum ama bunu kardeşimle paylaşamadıktan sonra benim için bu kararın hiçbir anlamı yok dedi. Evet, tabii. Mesela hayatlarını kaybedenler, en yakınlarının, ailelerinin cenazelerine katılamayanlar ve o yılları üretemeden, hiçbir sürecin içinde olamadan bir hücrede tabii. geçiren insanlar vardı. İnsan hayatı ömründen daha kıymetli bir şey yok. İnsandan daha kıymetli bir şey yok. Ve o ömrü tükettik. Birilerinin ömürlerini aileleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte tükettik. En mutlu günlerini evet. aldık ellerinden. Şimdi bunun telafisi yok. Bu davaya ilişkin aslında sanıklardan sürekli bir intikam duygusu içerisinde hareket etmiyoruz. Yani bize yapılan nasıl bir hukuksuzluksa bu hukuksuzluk kimseye yapılmamalı. Yani biz o dönem bizimle ilgili kararlar veren hakimler de savcılar da böyle hukuksuzca yargılanmasın. Dedi sanıklar. Özellikle Mustafa Balbay partinizde milletvekili yaptığımız yayınlarda özellikle bunun altını çizdi. Tuncay Özkan aynı şekilde. Hukuk herkese lazım demiştik. Şimdi de herkese lazım. Bundan sonra da herkese lazım olacak dediler. Siz de aynı görüşleri paylaşıyorsunuz sanırım değil mi? Yani muhakkak, bu dava ki. Ve benzeri evet. davalar bundan sonra Türkiye'de hiç yaşanmasın. Belki o soruya ancak böyle cevap evet, verilebilir. İnşallah hiç yaşanmasın. Bu bize bir ders olsun. Bir daha benzer şekilde. Bunu yapanlar da dahil, bu kumpas deniyor ya, bu kumpasın içerisinde olanlar, kumpası planlayanlar da dahil olmak üzere hiç kimse hukuksuz yargılanmasın. Bir hukuk devleti olalım. Adaletle bu ülkeyi yönetelim. Birbirimize öncelikle tabii ki sevgi saygı içerisinde ama adil davranalım. Bunları öğrenelim. Hiç olmazsa buna yarasın bu işler. Peki son olarak Ergenekon davasına ilişkin şu merak ediliyordu. Bu iddianameyi hazırlayan 16 bin sayfadan fazla bir iddianame vardı. Bir savcısı vardı Ergenekon'un, Zekeriya Öz. Şu anda yurt dışında. Evet. Ve avukatı bile katılmadı davaların hiçbirisine. Yani burada görülen diğer davalarına da avukatları dahi katılmıyor. Onunla ilgili de bir değerlendirme olarak bitirelim isterseniz evet. Ergenekon konusu. Yani güzel şeyler söylemek mümkün değil tabii. Yani o kadar çok aileyi, yuvayı, ocağı yaktı ki Zekeriya Öz. Ve kendisi artık Türkiye'de değil, görüyoruz işte. Tamamen siyasiydi, her şey siyasiydi.
Bu dünyada da hesap vermesi lazım. Öbür dünyada da hesap vermesi lazım tabii. Öbür dünyaya karışmayız ama bu dünyada hesap verebilmesi hukuk lazım. Hukuk onlar için de işlemeli değil mi? Hukuk onlar için de işlemeli. Adil bir şekilde o da hesap vermeli. Peki Ergenekon süreci daha çok konuşulacak çünkü yerel mahkemede tekrar görülecek dava ve aslında tek beklenen sanık avukatlarının beraatten başka bir karar çıkmaması. Çünkü evet, delillerle ilgili de temel teşkil eden örgüt suçlaması da Yargıtay kararıyla ortadan kalkmış evet, durumda. Bu konuda bir şey söylemek tabii, istiyorum buyurun. Müsaade ederseniz Meryem Hanım. Tabii biraz önce söyledik bu davanın savcısı Zekeriya Öz bir kumpasın içerisindeydi hı-hı, falan. Ama o dönem iktidar olan, o dönem muktedir olan, o dönem ben bu davanın savcısıyım diyenler de aslında suçludur. En az Zekeriya Öz kadar suçludur. Ona zırhlı araç verip bu davanın arkasında olan, biraz önce söylediğimiz Türkiye bağırsaklarını boşaltıyor, pisliklerini boşaltıyor diyenler, bir dönemi yurtsever insanları, o vatansever insanları aileleriyle birlikte kötüleyenler, o kurumları çökertenler aynı şekilde onlar da hesap vermek zorundadır. Ne herkesin. Eğer orada ortada bir suç varsa onlar da suçludur. O iktidar da suçludur. Buna yol açan, buna sebebiyet veren o iktidar da aynı şekilde suçludur. Çünkü olay hukuki değil, siyasi bir taraftan da. Peki. Hukuk garabeti var ama siyaseten de çok büyük bir rezalet var, zulüm var. Bunun da hesabı, bu skandalın da hesabı verilmeli. Tüm kurumlar bir şekilde gözden geçirmeli kendisini kesinlikle, diyorsunuz. Peki geçelim gündeme. En çok konuşulan başlıklardan biri dokunulmazlık tartışması. Evet. Günlerdir devam ediyor. Mecliste de ciddi bir mesai var. Aslında komisyon süreci daha başlamadı ama iktidarın da muhalefetin de aslında ilk gündemindeki konu bu. Hem grup toplantılarında hem mecliste devam eden basın toplantıları, genel kurulda aslında tek başlık gibi olmaya başladı dokunulmazlık tartışması. Sizin önerileriniz vardı. İktidar partisine bir öneriyle gittiniz. Bakanların da içine alındığı bir düzenleme yapalım dediniz. Geçici bir madde olmasın, kalıcı olarak değiştirelim bu maddeyi dediniz. Ama iktidar kanadından farklı bir öneri geldi. Ona da tamam dediniz ve komisyona gelecek dosyalar. Öncelikle erteleme kararı. Dilerseniz buradan başlayalım. Bu hafta görüşülecekti. Evet. Önümüzdeki haftaya aktarılması başka bir tartışmaya başladı. Acaba süreç, İmralı süreci tekrar mı masaya geliyor? Tekrar mı görüşülmeye başlanacak? Ne karşılığında ertelendi gibi muhalefetten eleştiriler var. Öncelikle bununla başlayalım isterseniz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz erteleme kararını? Merve Hanım, bizim mevcut mevzuatımıza göre bir milletvekilinin dokunulmazlığı salt çoğunlukla kalkabiliyor. Yani 276 oyla bir milletvekilinin fezlekesi varsa dokunulmazlığını kaldırmak mümkün. İktidar aşağı yukarı 6 aydan beri bu konuyu gündemde tutuyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyu gündeme getirdi. Efendim dedi, teröre bulaşmış milletvekilleri var. Bunların nasıl dokunulmazlıklarını kaldırmazsınız, yargılamazsınız? Sürekli de söylüyor. Her muhtar toplantısında ya da böyle uygun olan bir yerde bunları söyleyip duruyor. Eğer istiyorsa, gerçekten samimiyse bir talimat verir. İki hafta içerisinde kimin gerekiyorsa dokunulmazlığı kalkar. Teröre destek veren, hele böyle bir ortamda teröre destek veren her milletvekilinin dokunulmazlığı kalkar, kaldırılır. Hatta milletvekili düşürülür. Yine anayasamıza göre devlete yönelik suçlarda, teröre ulaşmış kişilerle ilgili suçlarda milletvekilliği de düşürülerek dokunulmazlık kaldırılabilir. Ama samimi değiller. Bununla siyaset oyunu oynuyorlar. Yani istese iki hafta içerisinde genel kuruldan çıkarır bütün bunları. Ama çıkarttırmıyor. Bakın 6 aydır gündemde tutuyor, çıkarttırmıyorlar. Ne amaçlıyor Sayın Erdoğan bütün bunlarla? Gündemi belirlemeyi. Gündemde bizim mesela bugün konuşmamız gereken ne var? Karaman olayı var. Ensar ve Kayımder'in orada kaçak yurtlarda evet, öğrenci barındırması ve oralarda büyük rezaletler var, tacizler var. O sübyanlara yönelik. Bunu konuşabilirdik hı hı, bugün. Tabii. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın büyük günahları var. Konuşacağız hükümet, zaten. Biz gündeme atlamayacağız. Özellikle yani atlamaya çalışılsa da en azından biz oluşturmalıydı. Yani evet, çocuklarımızdan, geleceğimizden daha önemli ne var? Konuşamıyoruz. İslam zirvesi var. Büyük potlar kırıldı. Büyük bir skandaldır İslam zirvesinde. Önemli sıkıntılar yaşandı. Bunu konuşmamız gerekir. Ülkemizde yapıldı bu. Ne var? Avrupa Parlamentosu raporu var mesela. Biz bunu konuşamıyoruz.
ya da insan hakları raporu var Türkiye'ye yönelik. Çok önemli. Bunları konuşmuyoruz. Ekonomiyi konuşmuyoruz. Vatandaş, esnaf, köylü, işçi sıkıntıda, iş dünyası sıkıntıda, bunları konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz? Dokunulmazlık evet. konuşuyoruz. Bu kadar yer işgal etmemesi gerekir. Kaldırmak istiyorlarsa, samimilerse gücü yetiyor. AKP oyları fazlasıyla yetiyor. 276 yetiyor. 317 milletvekilleri var. Çıkarırlar. Ama öyle yapmıyorlar. Dediğim gibi. Anayasa değişikliği. Ha, sonra ne diyecek Sayın Erdoğan? Ya bakın, teröre bulaşmış milletvekillerinin bile dokunulmazlığını kaldırmadı diyecek. Bu parlamento işe yaramıyor. Parlamenter sistem iyi değil. Başkanlık sistemine siz gelin, beni destekleyin diyecek. Bunun için bunlar gündeme getiriliyor. Peki bakın, bir, kabul edilmedi. Bir de tabii özür dilerim. Buyurun, bir sebep de Sayın Başbakan'ın da araları yok. Sayın Başbakan'ı da değiştirmek istiyor. Bunun için de onu zorluyor bir taraftan. Sayın Başbakan da Davutoğlu da topu bize atmaya çalışıyor. Geri, ya ben dokunulmazlık şu anda kaldıramam. Avrupa Birliği ile bir anlaşmamız var. Kaldırırsak büyük sıkıntı olur. Vize anlaşmamız var. 72 kriter var. O 72 kriteri aykırı bu. Bunu yapamam şu anda diyemiyor. Topu tekrar saraya atamıyor. Muhalefete atmaya çalışıyor. Hani siz gelin anayasayı değiştirelim. Anayasayı değiştirmeye gerek yok. Mevcut iktidar, AKP çoğunluğu bunun için yetiyor. Herhangi bir kanunu çıkarır gibi çıkarabilirler. Ama anayasayı değiştiriyorlar. Ve anayasa değişikliği de yanlış. Anayasaya aykırı bir anayasa değişikliği önerisiyle geliyorlar. Teröre bulaşmış milletvekillerinin dokunulmazlığının kalkmasını istiyoruz, değil mi? Bütün vatandaşımız, seçmenimiz bunu biliyor. Peki niye şu anda 129 milletvekilinin fezlekesi var, onların kaldırıyoruz? Bunların çoğu işte seçim yasakları ile ilgili, trafik suçları ile ilgili, terörle ilgili değil. Çoğu, 560 küsur dosyanın çoğu teröre bulaşmış milletvekillerinin davranışları ile ilgili değil, suç değil. Yani basit zaten şeyler. Terörle ilgili olanlar ayrılıp evet. değil mi? Meclisten tabii, bir an önce geçilebilir. Terörle ilgili olanları getirmiyorsun kalmadı. Da hepsini getiriyorsun. Bununla siyaset oyunu oynanıyor, saçma. Ve dün Anayasa Komisyonu toplandı. Haziran ayında görüşeceğiz dedi Anayasa Komisyonu Başkanı, biliyor musunuz? Haziran ayında, biraz önce söylediğiniz gibi bu hafta görüşülecekti. Dün görüşülmesi gerekiyordu. Önümüzdeki haftaya attılar. Şimdi de Haziran ayına attılar. Getiremezler. Samimi değiller. Oyun oynuyorlar bütün bunlarla. Peki bu noktada siz evet getirilemedi, başkanlık sistemi öne açılacak, böyle bir yol izleniyor dediniz. Evet. Bu getirilememesi noktasında CHP'nin tavrı da çok önemli. Özellikle başbakanın da günlerdir dikkati çektiği konulardan biri. Meclisteki basın toplantılarınızda, genel kurulda özellikle şunun altını çiziyorsunuz. Bu anayasaya aykırı bir anayasa değişikliği teklifi. Evet. Ama bir hodri meydan geldiği için başbakandan ve CHP burada sanki bu terörle ilgili fezlekelerin görüşülmesine karşı gibi bir imaj yarattığınız için böyle bir destek CHP'den gelecek dediniz. Peki fire tartışmaları var. CHP'de tüm grup kararı bu yönde mi? Yani bu şekilde bir anayasaya göre tabii grup kararı değil, bir bireysel oy kullanacak vekilleriniz, ama genel olarak nasıl bir kanı var CHP içerisinde bu değişiklik teklifine evet. göre? Şöyle, biz de terörü destekleyen, teröre bulaşmış milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlıkların kalkmasını destekleriz. Ama öyle getirmek istemiyor. Anayasa değişikliğiyle fezlekesi olan herkesin... O zaman biz de diyoruz ki, bizim parti programımız da var. Kürsü dokunulmazlığı olsun. Kürsü dokunulmazlığı dışında trafik suçu işlemişse gitsin onun hesabını versin mahkemede. Basit suçlarla ilgili hesabını versin. Ama kürsü dokunulmazlığı, kürsüde söylediği bir sözle ilgili olarak dokunulmazlığı kalsın istiyoruz. Bunu yapmıyorlar. Sadece peki bu haliyle gelirse 129, yine de destek olacak mı? Şöyle, getirirlerse destek olacağız. Evet diyeceğiz biz de. Getirsinler. Ama getiremezler. Kendi milletvekilleri de var. Ve 560 dosya var. Yani milletvekili, o 129 milletvekili 560 küsur dosyayla ilgili olarak her gün mahkemelere gidecek. Savcı, milletvekili kendisi gelsin diyecek. Erzurum'da görülen bir dava, Ağrı'da görülen bir dava, Edirne'de görülen bir dava. Buradan kalkıp gideceksiniz. Oraya buraya. Meclis çalışmalarını aksatacaksınız. Çok saçma. Hem anayasaya aykırı, gerçekten aykırı, hem de mantığa aykırı. Ama buna rağmen getireceğiz diyorlar. Biz şöyle yaparız, böyle yaparız. Yani saçma sapan, teröre bulaşmış milletvekillerini getirmiyor.
fezlekesi olanlarını getiriyor. Halbuki bakanların var. Bakanları evet, getirmiyor. Evet, ona değinecektim. Bakanlar yok. Başbakan da yok dolayısıyla. Başbakan da yok dolayısıyla. Cumhurbaşkanının 9 fezlekesi var. Kalpazanlık var içinde, dolandırıcılık var. Bunları getirmiyor. Efendim milletvekillerininkini getirecekmişim. Teröre bulaşmış milletvekillerini getirmiyor. 129 milletvekilinin getiriyor. Bir oyun oynanıyor. Biz o oyunu gördük. Getirin dedik, getiremiyorlar. Şimdi Haziran'a ertelediler. Getiremeyecekler. Yani erteleme CHP'nin biraz da tavrından mı kaynaklanıyor tabii, sizce bu konu? Tabii. Biz o olayı gördük. Deyince. Merve Hanım, nasıl ki bu Karaman olayında Ensar Vakfı Kayınder'in yurt ilk ve ortaokul öğrencileriyle ilgili olarak yurt yapma hakkı sadece devlete aittir. Bir derneğin, vakfın yurt yapması, çocukları orada barındırması yasaktır. Bunu ancak devlet yapabilir. Bu Ensar Vakfı ve Kayınder yurtlar yapıyor, apartman daireleri ya da adına misafirhane ne derseniz deyin bir şeyler yapıyor. Oralara çocukları, o küçücük çocukları getiriyor, ailelerinden alıyor ve oralarda bu çocuklar cinsel tacize uğruyor. Çok büyük bir rezalettir. Yani Allah'tan korkmak lazım. Bu rezalet bir durum. Bu geleceğimizle ilgili, bu sübyanlarla ilgili böyle bir şey yapılabilmiş. Bundan daha rezil bir şey yoktur. Ve bugün biliyorsunuz evvelsi gün bir karar çıktı. Bir günde evet. O karar alındı. Sadece suçlu öğretmenmiş gibi, oradaki öğretmenmiş gibi bir günde 500 küsur yıl ceza verildi adama. Olayı kapatıyorlar. Peki oradaki vakıf, oradaki dernek, valisi, kaymakamı, yöneticileri, milli eğitim yöneticileri, bütün bunların suçu yok mu yani? Tek başına mı yaptı bütün bu terbiyesizlikleri, bu yasal olmayan davranışları? Yani bakın iktidarda bir çürümüşlük var. Biraz önce Ergenekon için söyledik ya, nasıl hukuksuz? Bu da hukuksuz böyle. Hukuksuz oldunuz mu hakkı bulamazsınız. Böyle bir rezalet olmaz. Aslında çok büyük yanlışlıklar yapılıyor. Bakın Ergenekon davasından biz ne yapmalıyız? Bunu telafi etmek çok zor. Telafisi ancak hukuka uymakla mümkün olur dedik değil mi biraz önce? Evet. Hiç olmasa bundan sonra hukuklu davranalım. Hepimize lazım hukuk. Ama bakın böyle bir dava var. Çocuklarımızla ve geleceğimizle ilgili, edeple, ahlakla ilgili, bu konuda bile edepli, ahlaklı olamıyoruz. Hukuka uygun davranamıyoruz. Ne diyeyim ben bu insanlara? Ne peki diyeyim? Özellikle Karaman'la ilgili bir değerlendirme alacağım. Bu hapis evet. süresiyle ilgili farklı değerlendirmeler var. Bir ara vereceğiz. Dilerseniz evet. o aranın ardından konularımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gündemin içinden programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'yla. Evet, hem Danıştay Ergenekon davası, Yargıtay'ın verdiği Ergenekon kararı, hem de dokunulmazlık tartışması ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Aslında ara vermeden önce değindiniz Karaman'daki cinsel istismar davasına. Bununla ilgili kısa birkaç değerlendirme de almak istiyorum. Verilen bir karar vardı. 583 yıldı sanıyorum. Bir hapis süresi, fakat bunun hukukçular 32-33 yıl yatıp daha sonra çıkması yönünde bir durumun oluşacağını söyledi. Bu da çok ciddi tepkilere neden oldu toplumda. Hem bu karar hem de bu kadar hızlı bir şekilde hukuki sürecin işlemesi, ilk duruşmada kararın çıkması, toplumdaki o ciddi anlamdaki tepkiden, muhalefet partilerinin özellikle bu konuyu sürekli gündemde tutmasından kaynaklandığını düşünüyor musunuz? Muhakkak biraz önce söylediğim gibi ortada evet bir cinsel istismar var. Çocuklara yönelik, hem de en tehlikelisinden, en rezaletinden, en ahlaksızından bir cinsel istismar var. Ama sadece suçlu bu cinsel istismarı yapan kişi değil. Buna sebebiyet veren orada bir kamu gücü var. Valisinden, kaymakamından, Milli Eğitim Müdürü'ne kadar. Bunlar da suçlu. Ayrıca bu evleri, misafirhaneleri veya yurtları açan, kanunsuz bir şekilde yürüten Ensar Vakfı da, Kayınder de suçlu. Bunlar bizim sonuç olarak inancımızla olarak ilgili olmamalı. Bizim inançlarımıza, bizim geleneğimize, bizim kültürümüze zarar vermemeli. Bu topluma zarar vermeleri. Suçlular kimse, onlar cezalandırılmalı. Bu dine, topluma, bu kültüre mal edilmemeli. Onun için bunun gereken cezası hukuken verilmelidir. Bu yapılmadı. Eksik olan bu. Evet, 500 küsur yıl ceza verildi. 30 yıl, bilmiyorum, 30 yılda kurtulabilir. 30 yılda bir insan ömrü için çok 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 önemli. Ama
diğer kurumlara da, diğer sorumlulara da aynı şekilde ceza verilmesi gerekir. Eksik tarafı bu bunun özellikle. Peki bir diğer başlık da aslında çok konuşuldu. MHP tarafından çok sert bir şekilde eleştirildi Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu. Birçok madde var içerisinde. Türkiye'deki hem demokrasi hem özgürlük hem insan haklarına ilişkin hem basın özgürlüğüne ilişkin çok ciddi uyarılar. Belki de en sert uyarılar bu raporda verilmiş oldu. MHP'den çok sert eleştiriler geldi. Bu raporun iade edilmesine bir destek. Böyle bir raporun Türkiye ile ilgili hazırlanmamasıyla ilgili bir açıklamaydı aslında. CHP nasıl değerlendiriyor bu raporu? Bir de sizden değerlendirme alalım. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nun bundan önceki başkanı kimdi? Hatırlıyor musunuz? Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Avrupa Parlamentosu başkanlığı yaptı geçen dönem. Bizim şimdiki Dışişleri Bakanımız Avrupa Parlamentosu'nun başkanıydı. Avrupa Parlamentosu bizim üye olduğumuz, sürekli milletvekillerimizin şu anda da gittikleri, toplantılarına katıldıkları bir parlamento. Mevcut kendi anayasalarımızın üstünde ortak bir hukuku olan, bizim de üyesi olduğumuz bir parlamento. Şimdi işinize geldiği zaman buraya başkan vereceksiniz. Başkanlığını yapacak sizden birisi. Bundan gurur duyacaksınız. Bir Türk'ün o parlamentonun başkanı olmasından gurur duyuyoruz, değil mi? Duyduk. Güzel diyeceğiz, mutlu olacağız. Orası bir tespit yapacak. Sizin ülkenizle ilgili olarak basın özgürlüğünün olmadığından, hak ve hürriyetlerin kısıtlandığından bahsedecek. Sizin eksiklerinizi söyleyecek. Bunlarla ilgili olarak da siz ben bunu kabul etmiyorum diyeceksiniz. Bununla ilgili olarak biz bunu reddettik. Ama şeyde ne gösterdik? Gerekçe olarak ne gösterdik? Ermeni lerin bazı talepleri var biliyorsunuz Türkiye'de. 1915 olayları ile ilgili olarak Türkiye'de bir işte mezalim uygulandığını söylüyorlar. Biz de bunu reddediyoruz. Gerekçe olarak bu gösterildi. Milliyetçi Hareket Partisi de bu gerekçeye katıldı. Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerekçesi de evet Türkiye'de özgürlükler vardır, basın özgürlüğü vardır, böyle zalim bir iktidar yoktur noktasında değil. Ama bir soykırım iddiasında olan bir rapor, onu kaleme alan bir raporu reddetme noktasındadır bu itiraz. Ama raporun onun dışında, bu Ermeni soykırımı iddiası dışındaki bütün iddiaları doğru maalesef. Maalesef doğru. Bizim ayrı yoktur diyebileceğimiz bir durum yok ki. Zaten maalesef öyle. Sert uyarıların çoğu da. Çok sert uyarılar. Demokrasi ve özgürlükler tabii, noktası. Aynı şekilde. Avrupa ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları raporu var. Orada da aynı şekilde, orada da çok sert ifadeler var. Gerçekten Türkiye'de insan hakları ile ilgili, hukukla ilgili maalesef çok büyük yanlışlıklar oluyor. Biraz önce Ergenekon için söyledik bütün bunları. Biraz önce konuştuk bu Ensar Vakfı ile kayınderle ilgili, Karaman olayı ile ilgili olarak söyledik. Hangi konuyu açsak buna benzer konular var. Sıkıntılar var. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıktı. Kural yok artık. Birilerinin keyfine göre birileri cezalandırılıyor, suçlu oluyor, suçsuz oluyor. Böyle bir şey olamaz. Bakın bir başka olay olsaydı Ensar Vakfı burada muhakkak en büyük cezalardan bir tanesini alırdı. Ama siyaseten onların ceza almasını istemiyoruz. İlgili bakan bile bir kere yaptılar böyle bir şey. Ne olacak? Ya çocukların, senin çocuğun olsa, senin yeğenin olsa Allah göstermesin. Kimsenin çocuğuyla ilgili böyle bir şey olmasın inşallah, ama bunu diyebilir misin? Nasıl onların çocukları için, o fakir çocukları için bunları söyleyebiliyorsun? Yani çok büyük bir rezalettir, bir skandaldır. Yani çok büyük bir imansızlıktır, insansızlıktır bu. Maalesef bunları yaşadık, yaşıyoruz. Üzülmemek mümkün değil. Bunlar konuşulacak şeyler değil ama bunları konuşuyoruz baksanıza. Bunlar da giriyor dışarıda tabii. Dışarıda aynı zamanda içeride tabii. Bir tepki oluştuğu gibi dışarıda da tepki oluştu. Dikkat çeken bir ülke tabii. Tabii ki bu tarz olaylarla birlikte tabii. Dışarıda efendim, böyle bir tepki oluştu. Biz dışarısı bize karışamazmış. Niye karışamıyor? Sen Suriye olaylarına karışıyorum. Orası da bizi ilgilendirir. Diyarbakır neyse Şam da odur, Halep de odur dediğinde haksız mıydın? Haklıydın. Orada da insan hakları ihlalleri vardı. Müdahale edilmesi gerekiyor demiştik. Müdahale ettik. Mısır'la niye aramız kötü? Mısır'daki olaylara biz de karışmak istiyoruz. Niye
Karabağ hadisesinde biz de taraf oluyoruz. Bir haksızlık, hukuksuzluk var diye. Avrupa'da olduğu zaman aynı şekilde karşı durmuyor muyuz? Ama tabii ki siz de bunun gereğini yapacaksınız. Siz de hukuksuz olmayacaksınız. Hı hı. Hukuksuz olduğunuzda da dışarıdan birileri onu söylerler. Ezerler sizi. Peki tüm bu tartışmaların gölgesinde yarın 23 Nisan kutlamaları var. Bunlar da ayrı bir tartışma oldu evet. Aslında. CHP'nin bir kararı var. Alternatif bir kutlama diyebiliriz belki de buna. Mecliste bir çocuklarla bir grup toplantısı, ardından da meclis bahçesinde bir resepsiyon düzenlenmesi kararı var. Meclis başkanının resepsiyonu iptal etmesinin gerekçesi terör olaylarıydı. Başbakan tarafından da, Cumhurbaşkanı tarafından da birçok programa bu nedenle katılmayacağı duyurulmuştu. Siz bu kararın aslında çok gerçekçi olmadığını söylüyorsunuz. Yaptığınız tüm açıklamalarda bunu görüyoruz. Hem bu kararlar hem yarın CHP'nin yapacağı programla ilgili de bilgi alarak bir 23 Nisan değerlendirmesi de yapıp kapatalım programımızı. Merve Hanım, 23 Nisan ulusal egemenlik, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, çocuklara hediye edilen bu bayram basit bir olay değil. Bu cumhuriyetin, bu ülkenin kurulması, bağımsızlığını alması bu ülkenin, o işgalden kurtulması sonucu yeni bir devlet kurması bu milletin, o devletin de yeni doğuşuyla ilgili bir müjdedir. O cumhuriyetin egemenliği millete vermesi, bu ülkeyi siz yöneteceksiniz demesiyle ilgilidir. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanıysa bir fakir kişinin oğlu olarak, Ahmet Davutoğlu aynı şekilde başbakansa bu cumhuriyetin sonucudur. Eğer bu ülkede bir padişahlık söz konusu olsaydı, padişahlık devam etseydi cumhurbaşkanı olamazdı, başbakan olamazlardı. Belli bir sınıfın zümrenin egemenliğinde olurdu. Bu egemenlik millete verilmiştir. Daha önce o binlerce yıl, Osmanlı döneminde 700 yıl o egemenlik padişahın elinde olmuştur. Yani çocuk millete verilmemiştir. Olarak geçilecek, evet, bugün ben kalkıp bir da bir rahmetli Mehmet Kuşoğlu'nun küçük bir memurun çocuğu olarak kalkıp burada konuşabiliyorsam bu kadar rahat, bu cumhuriyet sayesindedir, millet egemenliği sayesindedir, cumhuriyet sayesindedir. Bunu hepimizin kıvançla kutlamamız lazım. Bunu inkar etmek alçaklıktır. Ve şimdi Cumhuriyet Bayramı'nı, 23 Nisan'ı, bayramlarımızı, Cumhuriyet'ten doğan bütün mutlu günlerimizi inkar ediyoruz. Bunları bir sebeple, havalar soğuk, terör var, durum el vermiyor vesaire sebepleriyle ertelemeye çalışıyoruz. Yok etmeye çalışıyoruz. Onun yerine başka şeyleri kutlamaya çalışıyoruz. Bu millet bu bayramları kutlayacaktır. Bu millete bu egemenlik verilmiştir. Bu egemenliğin sonucu olarak da bugünlere ulaşmışızdır. Bunu kutlayacağız. Bunu kutlayamamak, Allah korusun, bugünlerden geriye dönmek çok çok büyük bir sorundur, sıkıntıdır. Peki sonuna geldik programımızın. Evet. Son olarak 23 Nisan'la ilgili yarın CHP'nin programında hatırlatalım dilerseniz. Evet, yarın çocuklarımızla birlikte mecliste olacağız. Özellikle engelli çocuklarımız veya diğer sıkıntısı olan çocuklarımızla birlikte meclis genel kurulunda, ondan sonra da meclis bahçesinde bir kutlama yapacağız hep beraber. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Çok mutlu oluruz. Bu bizim hakkımızdır. Madem bunu devlet yapmıyor, bu hükümet engellemeye çalışıyor, bu millet bu bayramı kutlamalıdır. Bu bize Allah'ın bahşettiği, bu ülkenin bahşettiği, Atatürk'ün bahşettiği çok büyük bir nimettir. Bunu hep beraber canı gönülden, coşku içerisinde kutlamamız lazım. İnadına kutlamamız lazım. Hepimizin bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bunu bilmemek var ya, vatana ihanettir. Peki. Gerçekten öyledir. Samimi olarak söylüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Bunu görmeleri, anlamaları lazım. Tüm değerlendirmeleriniz için ekleyeceğiniz son bir şey varsa alalım, kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben seçmenimizin, zaman zaman halkımızın, biraz daha bu milletin düşünmesini istiyorum bazı şeyleri söylerken, yaparken. Bu kutuplaşmadan biraz arınıp daha net olmalarını, haklıyı haksızı, hukuklu hukuksuzu görmelerini istiyorum. Sadece bu. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Gündemin içinden programının sonuna geldik. Hafta başında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.